Astımlı hastaların yakınmaları nelerdir dediğimizde genellikle tipik dörde ayırdığımız yakınmaları vardır. Öksürüğü vardır astımlı hastanın, nefes darlığı vardır, hırıltısı vardır. Bazı hastalarda nefes darlığını göğüste baskı hissi olarak tanımlarlar. Hastaların bir kısmında bu yakınmaların tümü görülür, bir kısmında ama bir kısmı daha öndedir. Örneğin öksürük daha ön plandadır. Öksürükten başlayacak olursak bu genelde kuru bir öksürüktür. Buna bol balgam çıkarma, balgamın içinde kan olma gibi yakınmalar eşlik etmez. Bazen hastalar zorlukla beyaz renkte balgam çıkarabilirler. Nefes darlığı çoğunlukla nefes verirken hissettikleri bir duygudur. Çok daralmış hastalar alırken de nefes darlığı hissedebilirler. Hırıltı, hastalarımızın daha çok göğsümde kedi oturuyor, göğsümde rüzgar esiyor, göğsümde ıslık sesi var gibi tanımladıkları bir şeydir. Hastanın kendi duyar, bazen yanında olanlar da duyabilir. Göğüste baskı hissi daha çok nefes darlığını bir şekilde öyle tanımlama ya da aldıkları nefesin yetmediği duygusunun yarattığı bir şeydir. Tüm bu yakınmalar bazen kendiliğinden ama çoğunlukla tedavi altında düzelirler. Yakınmaları pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Bunlar alerjik astımlılarda alerjik bir neden olabileceği gibi. Alerji dışında soğuğa maruz kalmak, alerjisi olan bir ilaç varsa onu kullanmak, bazı emosyonel tetikleyicilere maruz kalmak, hava kirliliği, sigara dumanı gibi, iç ortam kirliliği gibi çeşitli kirleticilere maruz kalmak bu saydığımız yakınmaları ortaya çıkarabilir.